Marvel stüdyolarının son filmi Avengers Endgame için nefesler tutulmuş vaziyette. 25 Nisan Perşembe günü Türkiye'de vizyona girecek olan film birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte. Bu film için Marvel sinematik evreninin zirve noktası diyebiliriz. Ancak Endgame'i izlemeden önce diğer filmlerin hepsi olmasa da belli başlı filmleri izlemiş olmak gerekli. Çünkü Endgame'de kahramanların bir şekilde geçmişe gidip olayları düzeltmeye çalışacakları düşünülmekte. Bizse bu videoda film öncesi olaylara hakim olmanız için Marvel dünyasıyla ilgili bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Ayrıca Endgame'in yayınlanan fragmanlarına da daha yakından baktık. Gelin geçmiş Marvel dünyasına ve Endgame fragmanlarına daha yakından bakalım. Videoya geçmeden önce dikkat, bu video bazı spoilerlar içerebilir. Marvel sinematik evreni filmlerinin çoğunda Thanos'un yaklaşmakta olduğunun sinyalleri verilmiştir. Bizse evrenin baş kötüsü Thanos'la ilk kez Guardians of Galaxy filminde tanıştık. Avengers Age of Ultron filminin sonunda da karşımıza çıkan Thanos, Infinity Gauntlet'i giyip kendim yaparım diyor. Infinity War filminde ise Thanos amacına ulaşarak tüm sonsuzluk taşlarını toplamış, parmağını şıplatarak evrendeki hayatın yarısını yok etmiştir. Marvel kahramanlarına hakim olmak için Kaptan Amerika Civil War filmi büyük önem taşımakta. Çünkü bu filmde karakterlere doyuyorsunuz. Black Panther'dan Hawkeye'a, Spider-Man'den Ant-Man'e kadar birçok kahraman bu filmde mevcuttu. Aynı zamanda Marvel sinematik evreni içerisinde ve Infinity War'da da ana rollerde olan Spider-Man, Black Panther gibi karakterler tanıtılmakta. Ayrıca film klasik süper kahraman filmleri gibi kötü adamı yiyen, dünyayı kurtar ve mutlu son değil. Aksine kahramanlar kendi içlerinde savaşıyorlar. Ayrıca bu filmde karakterlerimizin ciddi bir durumda nasıl görüş ayrılığına düşebileceklerini de görebiliyoruz. Endgame'de önemli yer tutacağı tahmin edilen Quantum evreni Ant-Man ve Wasp filminin de ana konusudur. Ancak yine de Endgame için filmin tamamını izlemenize gerek yok. Çünkü filmin after credit sahnesi Endgame için yeterli bağlantıyı veriyor. Ant-Man'in tekrardan atom altına indiğini gördük çünkü kuantum evrenini daha çok keşfetmek için dev kuantum geçidini arabasının karavanına yerleştirmiş. Böylece çalışmalarına mobil olarak devam edebilecekler. Ayrıca Ant-Man'in elinde gördüğümüz teknolojinin ileride son derece önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü elindeki cam kavanoza kuantum boyutundan bir parça doldurulduğunu görmüştük. İlk filmi yapım sürecindeyken kimsenin bu denli önemli bir rol oynayacağını düşünmediği Ant-Man, Endgame'in kilit isimlerinden biri olacak gibi görünmekte. Gelin biraz da yayınlanan Endgame fragmanlarına yakından bakalım. Avengers Endgame'in ikinci fragmanının bir sahnesinden filmin uzunca bir süreyi kapsayacağını anlıyoruz. Black Widow'un saçları normal rengi olan kızıldan sarıya dönmeye başlamış. Filmin başında Black Widow'un saçı sarıyken sonunda kızıl olacak. Bu da film boyunca ya da filmin başında zamanda atlamalar olacağını gösterebilir. Infinity War'un sonunda Nebula ve Tony Titan gezegeninde kalmıştı. Endgame'in fragmanlarındaysa Iron Man'i uzay gemisinde çaresizce Pepper'a mesaj bırakırken görüyoruz. Ayrıca Tony, Nebula ile birlikte Infinity War'da galaksi koruyucularının kullandığı gemi Benatar'la dünyaya dönmeye çalışıyor. Her ne kadar bu dönüşün Tony ve Nebula için ölümcül olabileceği düşünülse de fragmanın bir başka sahnesinde Tony ve Nebula'yı görebiliyoruz. Bu da onların ölmeyeceğini bize göstermekte. Infinity War'da ölen karakterlerimiz Steve, Ant-Man, Hawkeye, War Machine, Black Widow, Thor ve Raccoon'un da döneceğini bu sahneyle bir kez daha anlıyoruz. Infinity War'da sadece adı geçen Hawkeye, film boyunca Civil War'da meydana gelen olaylar nedeniyle ailesiyle ev hapsindeydi. Ailesiyle olmayı ise kendisi seçmişti. Yoksa kaptanla birlikte kaçakta olabilirdi. Endgame ise Hawkeye'in Thanos'un parmağını şıklatmasıyla tüm ailesini kaybetmesini ve bu yüzden de kafayı yemesini anlatabilir. Fragmanı izleyince kendisinin sert adam Ronin'e dönüşeceğini ve Black Widow'un arkadaşına yardım etmek için Tokyo'ya gideceğini anlıyoruz.
Orijinal yenilmezlerden olan Hulk, Avengers Infinity War'un ilk sahnesinde karşımıza çıktıktan sonra film boyunca kendini göstermemiştir. Finalde de toz bulutuna dönüşüp yok olmuştur. Hulk'ı Endgame'in yayınlanan fragmanlarında da göremedik. Sadece küçük bir sahnede Bruce Banner'ı görüyoruz. Bunun nedeni ise Hulk'ı büyük ihtimalle Profesör Hulk olarak görecek olmamız. Ayrıca Hulk karakteri Avengers 4'te büyük rol oynayacak. Bu yeni Hulk yeşil, güçlü ve aynı zamanda Bruce Banner'ın zekasına sahip. Zaten eğer filmin promosyon sahnelerini gördüyseniz, Endgame'deki Hulk'ın diğerlerinden farklı olarak Bruce Banner'a daha çok benzediğini fark etmişsinizdir. Umarız bahsettiğimiz ipuçları ve eski filmlerle ilgili bilgiler kısa süre sonra vizyona girecek olan Avengers Endgame filmine sizi hazırlamıştır. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.